bugünlerde karşıma çıkan Muhsin Kara Hoca'nın Dünya Ezan Şampiyonası değil mi? Gene Suudi Arabistan'daki kendisi birincisiydi geçen sene. Bu yıl finalistlerden İbrahim Esed'le beraber bir ezan performansı var. Çok güzel bir kayıt. Bugün dikkatimi çekti. Şöyle bir izleyelim. Hem de çok da keyifli bir kayıt ayrıca. Buyurun dinleyelim. Hadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sol diye üzeri rast. Şimdi sol diye üzeri rast ne demek biliyor musunuz? Yani rast makamı fakat sol diye üzeri. Bu şu demek. Normalde rast makamının yeri re. Yani re majör piyanoda çalındığı zaman biz rast makamının yeri deriz. Ve bir erkek sesi bunu yani olabilecek en güzel yerinden tiz tonda okur. Şimdi Muhsin Hoca kendi bu ezanı okumak isteseydi re kararda yaklaşık okurdu. Fakat sol diyez yani arada mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez yani 4-5 seslik bir tizlik var. Bu da ne demek? Genç kardeşim İbrahim Esed soprano tonunda okuyor. Yani daha ergenlikte ton düşmesi yaşanmamış. 4-5 ton yukarıda soprano pozisyonunda okuyor. Muhsin Kara Hoca da ona bir soprano gibi eşlik ediyor tenor sesiyle. Fantastik. Eşhedü en la ilahe. Sol diyez üstü rast. Mi bemol. Mi bemol. Tizde. Mi bemole denk geliyor. Yani artık Muhsin Hoca'nın da sınırlarının zorlandığı kayıtlardan biri ama müthiş değil mi? Fa diyez vurdu enter stop. Ama soprano fa diyez dediğim gibi. Muhsin Hoca çıkar mı o sese? Çıkar ama sesi böyle artık inanılmaz aşırı tiz çıkar. Çok lezzetli çıkmayabilir. İbrahim de çok iyi çıkıyor çünkü renk o. Bu arada geçenlerde size bir çok fantastik bir şey söyleyeceğim. Bizim kanalda Bruno de San Nunes isimli bir Brezilyalı soprano erkekle yaptığımız röportaj var. Lütfen izleyin. Bakın lütfen izleyin. Bir şeyler böyle kafanızda farklı çınlasın istiyorsanız izleyin. Müthiş bir röportaj. Kendisi İbrahim'in yaşlarındayken yani şimdi İbrahim bundan 2-3 sene sonra sesi kırılacak. Değişime uğrayacak ve bu ton bir daha çıkmayacak. İnanılmaz pesleşecek sesi. Yani bir oktav aşağı düşecek neredeyse. Fakat bizim röportaj yaptığımız Bruno de San Nunes ergenlik döneminde geçişi yaşamıyor. Allah'tan. Yani böyle bir şey yaşanmıyor vücudunda. Geçiş döneminde kırılma yaşanmadığı için sesi soprano olarak kalıyor. Dünyada böyle insanlar var ve çok nadir rastlanıyor. Röportaj yaptığım Bruno da öyle biri. Müthiş güzel anlatıyor. Altyazı da var. İstediğiniz dilde izleyin. Olağanüstü güzel bir şan röportajıdır. Bruno de San Nunes. Hatta şöyle açayım. Bruno de Sa Emre Yücelen yazarsanız. Bruno de Sa Emre Yücelen linkini de atıyorum. Bakın. Bu. Bir ara Instagram'da falan çok şeyde çok da ünlenmişti. Instagram'da herkes böyle izliyordu. Bakın sesi bu bakın. Şimdi şu kayıtlarına bakın. Bakın. Mikrofon yok. Volüme bakın. Mikrofon yok çocuklar. Tek eliyle kulağını kapatıyor kendini duymak için. Bu kırılma olmadığı zaman Bruno de Sa oluyorsunuz ve dünyada nadir, nadir. Ya bir tane ya iki tane böyle ses var. Türkiye'ye İzmir'e konsere geldiğinde kendisiyle röportaj yapmaya gitmiştim. İzlemediyseniz yapıştırın acımayın. Linki bırakıyorum chat'e. Şu an chat'te linki var. 3 kere 4 kere spamladım. Tıklayın bir ara şöyle kaydede alın. İzleyin. Müthiş bir röportaj baştan sona.
Bakın konuşma tonuna. Yeah, so I start to sing when I was two, very, you know. Görüyorsunuz değil mi? Çok acayip. Çok acayip. Yani bu doğal hali. Şimdi İbrahim'i izleyelim. Ha bir de şimdi öyle bir tonda bıraktı ki Tiz Defa Diyez de diyor ki hani eşlik et diyor Muhsin Kara'ya. Peki Muhsin Kara ne yapıyor? Biz bir önceden şöyle gelelim. Daha güzel anlayacaksınız. Çünkü kestim. Şöyle gelin. Buyurun. Bakın şimdi. Ali şimdi. Fadiyes. Gene Ras'la dönüyorlar. Tiz de Hicaz vurup. Hadi yap diyor bir de kayda alacağım diyor. İmkansız gibi yani Fadiyez değil mi? Muhsin Kara ne yapıyor? Artık Muhsin Kara bu işte usta. Çok büyük usta. Bak şimdi ne yapacak? Başka bir yer. Tonu değiştiriyor. Mi'yi alıyor. Demiştim ya kendi tonuna çekiyor yani. Re, sol diyezden mi'ye düşürüyor tonu. Cevap. Eşhedü enne. Eşhedü enne. Fakat çocuk gerçekten o kadar yetenekli ki. Tekrar sol diyezi alıyor. La'ya çekti son anda bu arada. Sol diyez başladı. Yaptı. Peki. Şimdi ortalık biraz karıştı. Aslında bu zamanında İbrahim Tatlıses Yıldız Stil bir atışması vardı ya. Herkes kendi tonunda çekiyordu. Biraz ona benziyor ama eğlenceli hali tabii bu. La ton oldu. Re. En tiz çıktığı nokta. Bir bemol gördük. Fakat la tonda Hicaz yapıyorlar şimdi. Yani biraz karıştı ortalık açıkçası. Yani sol diyez majör başladı. Sol diyez tonda başladı İbrahim. Muhsin Hoca bir ara mi'ye çekti. Sonra İbrahim tonu la'ya çekti. Son tonunda. Muhsin Kara da la'dan aldı. La'da bıraktı. Cevap. Gene bu sefer si bemole bıraktı. Aslında son notları yanlış bırakıyor İbrahim. Onu söyleyeyim. Sürekli tonu yükseltiyor. Sürekli tonu yükseltiyor. Hicaz kâr geç. Si bemolü. Muhsin Kara aldı si bemolden. Si bemol üstü Hicaz bıraktı ona. Şeker bir atışma yani. Fatıl abi mi? Sen Ahmet nasılsın? Eğlenceli. Kabul edelim eğlenceli. Biraz ton fırtınası var. O ona pas veriyor, o ona pas veriyor. O tonu ama İbrahim bilinçli veya bilinçsiz her okumasının sonunda tonu yarım çekiyor. Yarım yukarı çekiyor. Yarım yukarı çekiyor. Artık olmayacak hale geliyor. Belki de bunu bilerek yapıyor dediğim gibi. Müzikal kabiliyetini tam bilmiyorum. Ton değiştirmek çünkü başka bir iş yani. Hafif modülasyon. Modülasyon nereye kadar gidebilir? Yani açıkçası Muhsin Kara için de çok zorlu bir kapışma olmuş bu kendisi için. Neredeyse imkansız kapışma diyebiliriz buna. İmkansız kapışma güzel başlık bu arada. Gerçekten imkansız kapışma. Çünkü bir soprano renkte bir tenorun atışması. Yani sınır yok. İbrahim daha da yukarı çıkar. Fa diyez, sol, sol diyez, la. Daha da oktavı gelir. Ama tabii ki işte 2-3 sene sonra o zaman Muhsin Hoca ile bir kapışmayı denesinler bence. İşte o zaman. Hocam o zamanı beklesen. Sevgi selamlar. Hem İbrahim hem Muhsin Hocamıza. Peki güzel.